Geçen hafta 3-1 yeneceğiz dedi. 3-1 yendim. Bu hafta bilemedim. Ne yapalım? Ne zaman? Penaltımsı mı? Oradan çekil oğlum. Hadi. Oradan da çekil. Bak orada da var ona. Şimdi tabii rakibimizi tebrik etmek lazım. Özellikle hem batıcı koşullarıyla hem de ayağı pasla hem teknik kapasiteyle iyi bir rakibimiz olduğunu biliyorduk. Kendi evimizde hem taraftarımıza galibiyet armağan etme adına işte oyun sistemimizi ilk defa değiştirerek bir yeni formatta maçı kazanmak için sahaya çıktık. Pozisyonlar bulduk. Rakibimiz de buldu. Ve sonucunda berabere kaldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Verdiğim görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştılar. Özellikle bugün ise çok daha önemli iş başardılar. Takımdan ayrılmak isteyenler oldu. Bugün geldiler, bazıları takımla ilgili başka bir yere gitmek istediler. Benim de söylediğim tek şey bu. Sivasspor tektir. Sivasspor'da oynamak isteyen bizim nedir? Ve bizimle birlikte olmayanlara da hepsine teşekkür ederiz. Benim için sahaya çıkacak, o formayı temsil edecek 11 tane aslan her şey için bedeldir. Ve bugün sahada da oynayanın, sonradan girenine kadar hepsini tebrik ediyorum. Çok zor ve çok sıkıntılı bir süreci geçirmiş olduk. Şimdi belki transfer dönemi ama 3 gün sonra bir maçımız var. Takımdan 3-4 tane futbolcu ayrıldı. Velhasıl belki 1-2 tane de artık ayrılabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Ve Sivasspor'un istediği, arzuladığı futbol anlamında, oyun planı anlamında takımımızı inşallah en yakın zamanda kuracağız. Hocam, vallahi buraya sorun. Evet. Kime soruyor? Sorun. Vardır bir bildiği Bülent Hoca'nın da. Birileri de ayrılır sonucunda. Rodriguez ayrılıp istemesine rağmen bugün gerçekten de sahada güzel bir performans sergiledi. Teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte sahada mücadele eden bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bugün tabii bir kaoslu geçti. Yaşananlar çok normal şeyler değildi. Ve onu söyledim. Sivasspor'dan daha büyük kimse yoktur. Sivasspor'un gerçek sahibi taraftardır. Bizler ekonomik olarak gereken ekonomimizi alırız. Ama bir ay geç, ama iki ay geç. Ama Sivasspor'dan asla daha büyük değildir kimse. Bugün yaşananlar oldu. Ve ayrılıklar oldu. Bakacağız. Bakacağız. Ayrılmak isteyen ayrılabilir. Sıkıntı yok. Benim için 17 yaşındaki, 15 yaşındaki genç de Sivas forması giymek isteyen kişi de değerlidir. Bundan sonra benim dediğim sözü yerine getirecek ve beraber düşündüğümüz taktikleri, sistemi oynayacak futbolcu kardeşlerimiz takıma dahil olacaktır. Tabii elimizdeki en yetenekli adamlardan bazılarını kaybediyorsunuz. Öbürküler hasta, 39 dereceyle Roman'ı sahaya sürüyorsunuz. İşler sahadaki azizliğine uğruyorsunuz. Zaten o sağ azizliğini artık söylemekten yorulduk ama ben ne söylersem söyleyeyim, ne proje üretirsem üreteyim. Projeyi alabilecek kapasitesi olmayan adamlar alamadığı için dolayısıyla da doğrularını yapmamakta direniyorlar. O sahanın azizliğinden son saniyede bir gol yiyerek içeri girmiştik. Taktik değiştirdik, sistem değiştirdik, oyun planımızı değiştirdik. Biz de kısa ve varyasyonlarla bunları sağlamak gerekiyordu. Biz de onları yaptık ve evet pozisyonlara da girdik. Rakibimiz de zaten yani çok iyi bir takım, onun söyleyecek şeyi yok. Analizlerimizi iyi yapmıştık. Karşılığında da bir puanla ayrıldık. Tabii ki isterdi gönül 3 puanla ayrılalım. Çünkü bizim için çok acil puanlara ihtiyacımız var. Burada sadece 1 puan aldık ve önümüzde bundan sonra bakarak devam edeceğiz inşallah. Mustafa Ateş hocam. Evet güzel kardeş. 1 puan için tebrik ederim. Allah razı olsun. Kaybetmemek de çok önemli. Yani kazanamıyorsan da kaybetmeyecek. Bu sizin sözünüz aslında. Aynen. Şimdi tabii yeni sezonda da çok futbolcu ayrılacak takımdan. Bu konuyla ilgili de çok kısa ve zaman zarfı içerisinde özellikle bunun planlamasını yapmak adına
Bir haftalık bir periyodumuz var. Bu ne demektir? Yani Samsun maçına bir şey yetişir mi? Yok, kimse yetişmez. Ondan sonraki içeride oynayacağımız maça yetiştirmeye çalışacağız. Kupa maçında bazı arkadaşlarımızı da göreceğiz. Onları bir değerlendirmeye alacağız. Sonucunda burada oynamak isteyen o coşkuyu, o disiplini, o futbol karakterini ve Sivasspor formasını yakışıp yakışmayanlar bizle beraber devam edecekler. Onun dışında da mutlaka 5 transfer gibi bir transfer politikamız var. Bunlardan isimleri mevkilerini açıklamayacağım ama 5 tanesini bir hafta en geç 10 gün içerisinde takımımıza dahil etmiş olacak yönetimimiz. Bu arada ekonomik şartları ayarlamaya çalışıyorlar. Malum benim şimdi artık $100 beklentim. Biz yeni gelmedik, geri geldik derken onlar da o türbündeki yerlerinin geri dönmelerini bekliyorum. Buradaki o coşkumuzu, o zamanki aşkımızı biz onlardan alıyorduk. Taraftarımız bizim için baş tacı ve lütfen artık geri dönsünler. Dedesini, anasını, çocuğunu alan maça gelsin. Sivasspor bir tane, o şehrin en büyük arması, en güzel takımını desteklemektir. Lütfen onları da tekrar geri bekliyoruz. Başka sorumuz var mı? Altyapıdaki o oyuncu potansiyeli konusunda bilginiz var mı? Şimdi şunu öncelikle söylemekte fayda var. Şu anda Türkiye Ligi'nde ilk yarı bitiminde en az koşan ikinci takımız. Öyle bir şeyi kabul etmiyorum. Futbol artık öyle bir dünyada da oynanmıyor. Bugün koşmayacak tek adam varsa o da Messi'dir. O bile koşuyor, gereğini yapıyor. Dolayısıyla takımsal anlamdaki bu tempomuzu, oyun anlayışımızı, her şeyimizi yukarıya doğru taşıyacağız. Devamında tabii ki gidenler gelenler olacak ama biz ekonomimizi ben bıraktığım zaman o zamanlarda Sivasspor her zaman övündüğümüz tek tarafı en iyi bütçesi yönetilen, en iyi ekonomisi olan takımdı. Hala takımlarımızın birçoğu borç şeyinde ama tabii ki Sivasspor'umuzun bu borç batağı şeyinden ne diyelim ona borçlarının hepsini telafi edebilecek bir yapısı var. İşte o telafi edilecek yapı içerisinde biz doğru transferleri yapacağız ve o ekonomik olarak da yani 200-250 bin dolar bandında yapacağımız transferlerle istediğimizi elde edeceğimizi düşünüyorum. Sadece zaman ve sabıra ihtiyacımız var. Gençlerle ilgili de şunu söyleyeyim. Evet ben izledim. Altyapıda idmanlara da gittim. Oradan 3 tane daha çocuğu kadroya kattım. Ve onları da işte Keçiören Gücü maçında da sahaya süreceğim. Onların kalitesini, karakterini, oyun anlayışına bakacağım. Çünkü oynamaya körelirler. Gerekirse belki kiralık vereceğiz ve ondan sonraki süreç içerisinde yani sezon sonuna kadar gelişimini sağlayacağız. Bazıları bizle birlikte devam edecek ve ondan sonra da onları geleceğin Sivasspor'undaki, geleceğin başarısına giden evlatlarımız olarak Türk futboluna inşallah kazandıracağız. Hocam arkadaşlar size bir fotoğraf çekmek gençler. Buraya gelecekler. Üniversite mi? Yavaş yavaş.